daha sonra işte ben aradan birkaç sene geçti. Ben Elazığ Spor'a transfer oldum. Bülent Hoca aldı beni Bülent Uygun. O da 5. 6. hafta bırakınca bir gün böyle boşluk oldu. Baktım Yılmaz Hoca beni arıyor. Ya oğlum diyor. Yılmaz Hoca'dan önce şey aradı beni. Yardımcısı Mehmet Hoca. Dedi oğlum dedi ya bizim dedi hoca dedi işte dedi orada hoca yok falan. Dedim ya hocam dedim Bülent Hoca yeni bırakmış dedim. Adam beni aldı getirdi. Şimdi ben onun arkasından iş yapıyormuş gibi olmayayım dedim. Hani böyle şey yapmadım. Ne alakası var oğlum dedi yani. Hoca dedi sonuçta bırakmış, istifa etmiş. Sen dedi, bir dedi başkanla bir konuş dedi. Ağzını bir yokla dedi. Yılmaz Hoca'yı falan dedi. Düşünür mü falan dedi. Biz dedi oraya gelelim. Senin için de iyi olur falan. Dedim hocam yani benim için iyi olmasından dolayı değil de dedim başkana bir söyleyeyim hani kulağını çıt, çıtlatayım. Sonra başkanı aradım dedim. Başkanım dedim. Yılmaz Hoca dedim nasıl olur? Hani falan dedim. Gelmek istiyor galiba dedim. Yardımcısı aradı beni. Ya yok dedi oğlum bizi dedi bizim şehrimizi dedi Yılmaz Uğur kaldırmaz dedi. O yaptı hareketler falan dedi. Burada dedi yaparsa dedi burada olmaz dedi. Bizim şehir kaldırmaz falan. Sonra işte Yılmaz Uğur aradı beni. Hemen çabuk çabuk oluyor bu işler. Hani bu birkaç gün içinde hemen boşluk oldu yani ya hemen bir hoca gelir diye. Yılmaz Uğur aradı beni böyle yaptı. Ya Gökhanım dedi oğlum dedi. Benim orada adım geçiyormuş ya dedi falan. Dedim yani hocam <laughs> geçiyor ama dedim yani. Mehmet Hoca aradı dedim. Yani oradan geçiyor senin adın. Kulüp ne dedim? Yani şu anda bir şey yok. Ya oğlum dedi bir dedi araya gir bir konuş falan dedi. Ben de dedi yani dostlarım arkadaşlarım dedi soktum. Dedi. Devreye dedi ben de Spor'la anlaşacağım büyük ihtimalle falan dedim. Sonra o gün olmadı herhalde birkaç gün olmadı hiçbir şey. Sonra bir gün yine Yılmaz Hoca aradı. En son gece saat 11 falan da yine yalan yok dışarıdayım. Başkan da dışarıdaymış İstanbul'da. İşte Yılmaz Hoca'dan bir haber gelince yine dedim ki arayayım dedim ya başkana bir söyleyeyim. Hafta sonu zaten. Aradım başkanı, Selçuk başladım. Dedim başkanı neredesin dedi buradayım. Gittim yanına İstanbul zaten o da dışarıda bir yerdeydi. Gittim yanına dedim ya başkanım al dedim şu Yılmaz Hoca'yı ya falan. Ulan tamam dedi lan anlaştın dedi gel Yılmaz Hoca ile anlaşalım dedi. Sonra baktım Yılmaz Hoca gelmiş anlaşmış haberim yok zaten. Gelmiş anlaşmış beni çağırdılar. Ben de Elazığ'a gitmiştim işte salı günü falan da unutmuyorum o günü ya salı günü. Yılmaz Hoca beni odaya çağırdılar. Başkan ben Yılmaz uca, üçümüz oturuyoruz. Yılmaz böyle yapıyor. Gökhan diyor benim mi diyor. Bu saatten sonra diyor öğrencim değil evladım. Biz onunla diyor baba olduk diyor bundan sonra. Kendisi diyor bana Konya'da çok faydalı oldu. Çok iyi top oynadı. Gökhan benim diyor evladım, başkan. O da diyor ki ya Gökhan'ı biz de seviyoruz zaten hocam. Sana kepil oldu buraya getirdi seni dedi. Aynen bunu söyledi başkan. Dedim hocam estağfurullah hani başkanım falan. Ben biraz oturdum çıktım. Kahvaltı yapıyor takım. Yılmaz da kahvaltıya geçmiş ama çok profesyoneldi Yılmaz Hoca. Yani her dakika bir şey düşünürdü yani futbolla alakalı. Yılmaz Hoca arkaya geçmiş kalem kağıt istedi. Beni de yanına çağırdı. Gittim yanına. Böyle bir kadro yapacak. Salı günü daha. Daha yeni gelmiş kimseye merhaba dememiş. Dedi kaleci hani İveşa. Sağ bekliyor kim oynar? Bana diyor. Sol beki kimi oynar? ortada kim oynar, önde kim oynar? Bana böyle bir sen sağda mı oynuyorsun, solda mı? Sağda mı oynatayım, solda mı? Neye yazacaksın kendini falan diyor. Dedim hocam yani dedim bunları bana niye soruyorsun? Zaten dedim hani geldiğin zaman idmana çıktığın zaman göreceksin. Ama o mevkilerin oyuncularını sorarsan sana söyleyeyim. Ha, kendi fikrini sorarsan yine söyleyeyim. Sol beke Orhan abi yazdı, Orhan Akı yazdı. Aydın Karabulut'un daha maçı yok. Dedim ki hocam bana sorarsan o zaman bana soruyorsan ben hoca olsam Hani benim nacizane fikrim ben oraya Aydın'ı koyarım. Aydın Karabulut'u çünkü çok formda dedim. Hoca oynatmıyor ama Aydın dedim çok formda. Ya oğlum dedi sen dedi kafayı mı yedin lan dedi. Ordu'ya deplasmana gidiyoruz lan biz de bu hafta. Ordu da 5'te 3 mü 4 mü ya kuper zamanında. Bizden önce Galatasaray'ı yemişler içeride. Bizim takım maç kazanmamış. Ordu'ya gidiyoruz lan dedi. Bizi burada dedi ne yaparlar biliyor musun dedi. Aydın Karabulut'u dedi ben dedi sol tarafa koyarsam. Ondan sonra neyse ben ona bir şey söyledim, bir kadro söyledim, yazdım oraya. Dedim hocam ben olsam hoca olsam bunu oynatırım. Ama dedim istersen buradaki herkesin fikrini almak istiyorsan herkesin fikrini al. Yok dedi sadece sana soracağım dedi. İyi dedim. Sonra çift kale yaptık perşembe günü. Benim dediğim kadro öyle alakası yok yani hocanın koyduğu kadronun. Sonra ikinci yer oldu o çift kalede. Baktım değiştirdi. Benim dediğim aynı kadroyu yazdı. Aydın'ı sola koydu falan. Köksal vardı. Onu ikili arkasında oynattı. Beni sola aldı. Aydın arka, önüne aldı beni. Orduya maça öyle gittik, öyle oynadık. Ama maça da çok iyi oynadık. Aydın'la alber yapıyoruz falan. Aydın ilk defa top oynuyor. Aydın bir orta geçti, gol oldu. Ben ikinci golü attırdım. 2-0 öndeyiz, dakika 60-65. Ondan sonra 60-65 falan tam hatırlamıyorum. Belki de 55 de olur, belki de 70 de olur. Oyundan çıkartıyor beni ilk Yılmaz Hoca. İçimden böyle saya saya gidiyorum yani hoca artık kusura bakmasın da <laughs> harbiden saya saya gidiyorum bütün televizyon o anda beni çekiyormuş. Arkadaş dedim bir bırakın oynayayım ya. Zaten Bülent hoca oynatmıyordu. Beni istedi o kadar aldı. Oynatmadı ama Bülent hocayı çok seviyordum hala çok severim. Bir maç başkan ona dedi Yani ya bak, yan yana denk gelmiştik hatta yemek yiyorduk. Dedi ki ya başkan Bülent Hoca dedi ki, ya bu adamı sen getirdin hocam niye oynatmıyorsun? Dedi benim ona kızgınlığım olabiliyor. Ben de biliyorum da özel mesela. Ondan sonra Bursa maçında beni oynattı. İlk golü de ben attım zaten. Maç 1-1 bitti o maç. Ondan sonra başkan geldi işte ile yayınlıyorken. Dedi ki yok dedi sana zaten güveniyordum. dedi Gol attığın için değil dedi. Beni de maç bitmedin sağ ol falan filan. İşte ondan sonra e, Yılmaz Hoca. Oyundan aldı sana. Beni oyundan aldı. orada da çıkardı ben de oyundan çıkarken bir refleks yapmışım, ittirmişim onu. Tabii Yılmaz Hoca'yı. Şey. O an farkında değilim ama gelmiş büyük ihtimal sarılmaya bana ben ittirmişim onu elimle falan. Geldi dedi ne yapıyorsun falan dedi. Ya dedim hocam sen dedim ben niye oyundan alıyorsun dedim ya. Niye oyundan alıyorsun? Ne güzel gidiyor. Ya öyle bir pozisyonlar buluyorum ki atmıyorum diyeceğim saygısızlık olacak. Atamıyorum ama böyle hani Beş tane, 6 tane, 15 dakikada pozisyona girdim ya alıyorum, geçiyorum, vuruyorum falan böyle dipliyorum, bipliyorum bir şeyler yapıyorum. Maç iyi gidiyordu dedim hocam sen beni niye alıyorsun oyundan ya ya oğlum dedi. Menajer vardı kulüp menajeri orsara da oyuncu getirmişler daha yeni. Çocuğun hiç maçı yok. Ya oğlum dedi bu oyuncu geldi gelmiş dedi bunu bir görelim falan. Arkadaş benim yerime giren oyuncu beş dakika geçmedi bir topu kaybetti maç oldu 2-1. Sonra bir penaltı Stanko geldi maç 2-2. Maç 2-2 bitti. Yılmaz Hoca kulübede menajere saldırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ağzına ne geliyor artık. Menajere nasıl saydırıyor bu bu çocuğu diyor işte aldırdım bana diyor. Beni diyor yaktın diyor. Benim üstüme oynuyorsun diyor. Maçı diyor mahvettik diyor. Evladımı üzdüm senin yüzünden diyor. diyor. O çocuk da Serdar Güler. Ha Serdar Güler. Ha. O çocuk da Serdar Güler. Hatta daha sonra birkaç hafta sonra işte hangi maçtı o? Gençler Birliği, Gençler Birliği maça gittik. Ondan önce bir maçlar vardı tam şu an hangi maç? Eskişehir galiba ya. Eskişehir'de Yılmaz Hoca beni yine oynattı, yine oyundan çıkardı. Bu sefer trip yapmadım ama gittim ona söyledim dedim hocam bak bana bir daha bir daha, beni oyundan çıkartırsan sıkıntı olur dedim haberin olsun dedim yani ben dedim giderim ayrılırım o zamanlar fevriyiz ya böyle genç kafası. Arkadaş bir hafta sonra maça gittik. Gençler Birliği maçı. O Tosic gelmiş takıma. İşte o kim vardı? Karşıda Mehmet Sedef mi vardı? Hakan Aslan mı? Bir tanesi de gençler bölümünde bizim arkadaşımız eski hani takımda beraber oynadık. Şeyi anlatıyor. Bir tane Tosic var diyor oğlum senin kanadında. Yılmaz Hüce yanımda. Bir tane Tosic var diyor hiç durmuyor bilmem ne falan. Şöyle bindiriyor böyle gidiyor böyle işte uçuyor. Çok kuvvetli falan. Ya Tosic ne falan diyordum. Yılmaz Hüce konuştuk. Ondan sonra arkadaş maça bir başladık. Bir adam bu kadar mı ciğersiz nefessiz olur? Her yerden gidiyor. Ya top sağ taraftan gidiyor. Sol bek ne yapar? Ben hoca olsam sol bek ederim. Sen bekle derim. Hani şey yapma çıkma ileriye. Sağ bek gidiyor bu sol bek gidiyor. Ya ben nereye gideceğimi şaşırdım. Her pozisyon kovalamak zorundayım. Yılmaz Hoca da duymuş yani Tosic'in hani çok güçlü kuvvetli olduğunu. Ya mecburen Tosic'i kovalıyorum her pozisyon. Canın çıktı. Öldüm mahvoldum. Çıkandı Bu sefer oyundan... çıkarmak istedi. Bu sefer çıkarmıyor. Dedim ya ona bir daha beni oyundan çıkarma diye. Sonra... Bu sefer çıkarmıyor bana böyle yapıyor. <laughs> ya nasıl yapıyor? Böyle mi yapayım sana? Devam <laughs> <Tamam, gülüyor> devam diyor devam. E maç 2-1 kaç 1-1'de en son. Abi dayanamıyorum oynamıyorum artık. En son bir pozisyon olduk. Mecbur hani beni çıkarması için. Kovalamadım. Bıraktım. O pozisyonda bıraktım Tosic'i. Her pozisyon gidiyor abi adam ne yapıyor? Sonra... Ben oynardım mesela. ön tarafta benim karşımda oynayan sol bek çıkmazdı. E, ben orada e. rahat rahat geriye bile gelmeden oynardım. Ama e. bu adam öyle değil abi. Bu adam her pozisyon gidiyor. Ben bunu nasıl yakalayacağım? Kovalayacağım bir de. En son Yılmaz Cönü'nün bıraktım, koşmadım. Tosic aldı kendi başına gidiyor. <laughs> ben arkada izliyorum. Aldı kesti orta yaptı. Adam kafayı vurdu. Direkten döndü. En son Yılmaz'ca baktı olmayacak. Dedim hocam artık yani çıkar beni. <laughs> <laughs> 55-60 arası beni çıkardı. O maçı da 2-1 almıştık. Sonra Yılmaz Hoca işte yani üç hafta önce senin gelmende vesile oldum. Seninle tatilde beraber zaman geçirdik. İşte o zamanlar Çeşme'de Bodrum'da ayıptır söylemesi çok anlarımız var. İlk çocuğu doğduğunda bizim kucağımızdaydı, elimizdeydi. Çünkü hocamızı sevdiğimiz için çocuğu kucağımızda alıyorduk. Hani ne bileyim elimizde gezdiriyorduk, mezdiriyorduk, seviyorduk. Hocam sağ olsun aradan üçüncü hafta herhalde ya. Üçüncü hafta gitmiş yönetime demiş Gökhan Emirci'nin kadro için. Allah Allah. Tabii. İçeride bir Kayseri'ye 4-0 mağlup olduk. Seni yedi hemen. Ha, i̇çeride 4-0 mağlup olduk. Baktım demiş ki Gökhan Emirci'nin kadro için kalacak. Beni oyundan çıkartıyor. Maç beni oyundan çıkardığında 0-0. Ben çıkıyorum ikinci yarı maç 4-0 bitiyor. Şimdi benim benim kabahatim var mı? Burada? Allah Allah. <laughs> Sonra işte ben bunu duydum. Yılmaz Hoca'ya gittim direkt odasına. Dedim hocam dedim ya sana dedim yakışıyor mu dedim ya. Ben dedim hani seni getirdim diye söylemiyorum. Hani benim neyim varsa sıkıntılı bana söyle. Gel benle konuş. Hani ona göre ben de hani bileyim senin fikirlerini. Şimdi dedim ligin bitmesine kaç hafta var? Sen dedim beni gönderecek misin devras? Kim diyor oğlum onu diyor ya hiç öyle bir şey yok falan diyor ama ben ya, biliyorum ya, çünkü. Biliceğiz. Ben biliyorum. Benim haberim var. O hafta da şeye gidiyoruz. Sivas'a deplasmana gidiyor takım. Otobüs beni bekliyor. Kadrodayım 18 kişilik kadroda ama bana gelmişler abi ben şimdi nasıl gideyim o deplasmana? Şimdi hoca seni istemiyor. O zamanlar hem güçlüsün, kuvvetlisin bir de fevrisin yani şey yapıyorsun böyle lafta kaldıramıyorsun. Bir de insanın zoruna gidiyor. Sen hocaya gelmesine vesile oluyorsun. Üç hafta sonra hoca seni dışı bırakıyor. Takımdan göndermeye kalkıyor. Deplasmana gideceğiz. 18 kişilik kadrodayım. Ben dedim gelmiyorum. Otobüs beni bekliyor ha. Gitmedim. Gitmedin? Yok gitmedim. Eşyalarımı topladım. Dedim ben İstanbul'a gidiyorum. O maç kadroya Serdar Güller'i almak zorunda kaldı mecburen. Serdar da uçtu. Serdar Güler dakika 90'da maçı 1-1 yapan golü attı. Serdar o günden sonra oynamaya başladı. Ben oynamadım. Benim oynamamım onun futbolcu olmasına bence vesile oldu. Vay Kesinlikle. Vay vay. Çünkü kadroda yoktu o gün.